So I'm here at the Euro Asia event with Dr. Aziz Ahmed from Yozgat City Hospital, and we were delighted to validate Yozgat City Hospital at stage 7 earlier in the year. They had an amazing journey from stage 6 to stage 7, and I'm going to ask Dr. Aziz to describe that journey for us now. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu seviye 6 süreci ve seviye 6'dan sonra 7'ye olan yolculuğumuzda gece gündüz, hafta sonu, hafta içi demeden hem Türkiye temsilciliği HİMS'in hem de kendileri bize 7 gün 24 saat destek verdiler. Ve bu desteklerle kendilerinin bize aktardığı birikim ve heyecanla bugüne de geldik. İnşallah şimdi yeni görev yaptığım Ankara Şehir Hastanesi'nde de bu yolculuğu hep beraber tekrarlamak istiyoruz. I always think that there are three things that are really important in terms of success, and I see these three things all over the world. One of the things is leadership, and in Turkey we've got phenomenal leadership from people like yourselves, but also from the Turkish ministry. And the second one is the ability to spend resources and money on the right thing. But perhaps the third one, which I'd like you to say a little bit about, is clinical leadership. Because I think clinical leadership and clinical engagement is very, very important, especially when we're trying to move hospitals from stage 6 to stage 7. Katılıyorum. Aynen dediğiniz süreçleri biz de kendi tecrübemizde sizinle beraber yaşadık. Ancak şuna da inanıyorum. Ülkemize özel düşündüğümüzde seviye 6 ve 7 olan, bu yolculuğu başaran hastanelerimizin sayısı arttıkça diğer hastanelerimizin de hem bu konuda yola çıkma, bir şeyleri başarma özgüveni artacaktır. Hem de bu işler yayıldıkça yerli üretilen teknolojiler, yaygınlaşan, ucuzlayan teknolojik altyapı sayesinde ikinci basamak dediğimiz bu mali tarafını da daha rahat göze alıp yol kat edebileceklerdir bizim kurumlarımız. Bizim klinik liderlikte de ana amacımız yerel değil, uluslararası kabul edilmiş klinik doğruları kurumlarımızda uygulayıp uluslararası olarak kabul edilmiş standartlarda insanımıza ve bütün dünya hastalarına hizmet verdiğimizi bu yolla belgelemek. So I think the whole world is aware of some of the fantastic things that have happened in this country, and I believe that there are more stage 6 hospitals in Turkey now than any other country outside North America. It's a fantastic story. If you had to give some advice to a senior doctor or a director of a hospital who has not yet embarked upon this program, what would you say to them? Öncelikle bizim sizin de övgüyle bahsettiğiniz, teşekkür ediyorum. Bu başarımızın önderi Sağlık Bakanlığımız ve özellikle de Sağlık Bakan Yardımcımız Sayın Doktor Şuayb Birinci ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürümüz Sayın Doktor Mahir Ülgü. Bazen hikayeler tabandan başlıyor. Önce insanlar bir şeyi başarıyor, daha sonra devlet onların arkasından gidiyor. Ama bu hikayede bizim önümüzü açan kendi Sağlık Bakanlığımız oldu. Sağlık Bakanlığımızın yol göstermesiyle bu yola girdik. Daha sonra önce Tire Devlet Hastanesi, daha sonra Yozgat Şehir Hastanesi, keyifle içinde bulunmaktan keyif duyduğum dün yine Ödemiş Devlet Hastanesi seviye 7 olma başarısını da gösterdi. Biz ilk yola çıktığımızda bize çok uzak bir mesafeydi. Çok uzun, zor, başarılması imkansıza yakın bir süreç gibi geliyordu. Ama çevremizdeki kişiler bunu başardıkça, sizler bu noktada bize destek verip bizi şevklendirdikçe biz de bu yolu çok rahat yürüdük. Bence bu başarının altında birinci sebep evet Sağlık Bakanlığımız, ikincisi bizim insanımızın, doktorumuzun bu süreçlere yatkınlığı ve ilgisi, ama bununla eşdeğer olarak da sizlerin hem Türkiye temsilciliği Medipol Üniversitesi ve Doktor İlker Köse aracılığıyla hem de sizin bizzat ve ekibinizle beraber sahada bulunarak ki Türkiye'yi en ücra köşesine kadar gittiğinizi, üşenmediğinizi, gezdiğinizi biliyorum. Sizin sahada verdiğiniz desteklerle bu başarıldı. Sizin de payınız bunda çok büyük.
Ümidim o ki bugün takdir ettiğimiz rakamların çok çok daha üstüne çıkan bir Türkiye'yi önümüzdeki yıl konuşuruz. Ve bu yolculuğu yapmakta önemli rol tutan daha çok klinik liderler, kurum liderleri yetiştiririz. Daha iyi HBS'lerimiz, daha iyi yazılımlarımız ve teknolojik donanımlarımız olur. Ve seviye 6'ya, seviye 7'ye ulaşmak bizden sonraki süreçlerde çok daha kolay olur diye ümit ediyorum. Ve destekleriniz için teşekkür ediyorum tekrar. Okay, this is quite a tough one. And I get asked this question in many different countries. And I think the answers are quite geography specific. And it's a difficult question. And if you find it difficult to answer them, please let me know. But the question is about benefit and value. And we can apply benefit and value at a patient level, at a clinician level, and at a hospital level. And we all understand the benefit of using electronic patient records, but what do you think the value specifically is of being a stage 6 organisation, and then for you, eventually a stage 7 organisation? Tough question. Evet, zor bir soru. Ama bence kısa cümleler içine sığdırması zor bunu daha ziyade. Seviye 6'da daha çok bütün hastanelerde oluşan verilerimize hükmetmeyi ve o verileri ihtiyacımıza göre veri havuzundan tekrar çağırabilmeyi ve hastane sahasına daha çok hakim olmayı öğreniyoruz. Yani hastalarımız daha güvenli şartlarda hizmet alıyorlar. Hekimlerimiz ve hemşirelerimiz daha güvenli şartlarda hizmet veriyorlar. Hekimi bir hata yapmaktan alıkoyan, önleyen, ona yardımcı olan, hastanın da herhangi bir hatalı tedavi sürecine maruz kalmasını önleyen, yani hasta ve çalışan güvenliğini artıran ve veri havuzumuzu daha işlevsel hale getiren bir kurguya kavuştuk seviye 6 sonrası. Seviye 7'de ise bu işlevsel veri havuzunu hastaneyi, kurumu yönetmek, yarını planlamak adına kullanabilmeyi öğrendik ve analitik yeteneklerimizi geliştirmeye çalıştık. Bildiğiniz gibi bu bizim için biraz zor oldu. O noktada sizden çok faydalandık. Ama hayalim benim şu: kendi verileriyle kendi geleceğini planlayabilen ve yönetebilen bir hastane. Ankara Şehir Hastanesi ülkemizin ve Avrupa'nın en büyük hastanesi. 3700'den fazla yatan hastası var. Günlük yaklaşık 20.000 poliklinik hizmeti vermeyi öngörüyoruz. Şu anda 16.000 civarında. Tamamlandığında 20.000 üstünde olacak polikliniğimiz. Ve bu ülke gerçekleriyle örtüşebilecek büyüklükte bir hastane verisini ifade ediyor. Dolayısıyla yeni çalıştığım Ankara Şehir Hastanesi'nde seviye 6 ve inşallah yarın seviye 7'nin gereklerini uygun şekilde yerine getirirsek, sadece Ankara Şehir Hastanesi'nden alacağımız bir veri kesti dahi hem hastanemizin hem ülkemizin sağlık geleceği açısından bize son derece yol gösterici ve aydınlatıcı olacaktır kanaatindeyim.